Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aç olduğunu gördü Hazreti Ali. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günlerdir bir lokma yememişti. Kendi de açtı. Ama dayanamadı. Hemen çarşıya gidecek, çalışacak ve kazandığıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı doyuracaktı. Bir tüccarın hurma sepetleri duruyordu. Hemen yaklaştı. Bunları taşırsam şu kadar hurma bana da verir misin dedi. Evet dedi adam. Hazreti Ali o kadar hızlı çalışıyordu ki acelesinden. Çünkü Resulullah onun canının cananı açtı. Hemen yetişmeliydi. Fark etmedi. Ellerini sepet kesmişti. Hızlı hareket etmekten elleri paramparça olmuş, kanamıştı. Resulullah'a koştu. Hemen elini daldırıp buyur ya Resulallah hurma ye dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hurmaya uzanırken bir baktı ki Ali'nin elleri paramparça olmuş kesilmişti. Onu görünce Efendimiz meseleyi anladı. Hazreti Ali'yi çok takdir etti ama çok üzüldü. Oturup üzgün üzgün yerken Hazreti Ali ona bunu unutturmanın yollarını düşünüyordu. Aklına bir çözüm geldi. Yediği hurmaların çekirdeklerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne gizli gizli koymaya başladı. Bir süre sonra çekirdekleri göstererek dedi ki ya Resulallah belli ki çok acıkmışsınız bunların hepsini siz mi yediniz dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tebessüm etti. Ali'nin önünü göstererek belli ki sen de çok acıkmışsın yoksa çekirdeklerin hepsini sen mi yedin dedi. Ali olmak hikmet ehli olmaktı. Ali olmak peygamberle şakalaşmak, onun hissiyatını bilmek ve ona derman olmaya çalışmaktı.